Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En son bu ayeti tamamlamıştık. Vesta'inu bis sabri ve salah ve inneha lekebiratun illa alel haşi'in. Sabırla ve namazla yardım isteyin. Bu şekilde yardım istemek gerçek haşiyet sahiplerine, gerçek iç huzuru bulmuş, imanla tatmin olmuş insanların haricindeki herkese ve innehe lekebiratun, şüphesiz ki ağır gelir. Peki bu kuş haşiyen kim? Bir de onları görelim. Bismillah. Ellezine, o huşu sahipleri, yazunluğuna kesin bir şekilde bilirler ki ennehum, kendileri mulahu, ulaşacaklardır. Rabbihim, Rablerine. Ve ennehum, şüphesiz kendileri ileyhi, o Allah'a raciun, döneceklerdir. Bir insan net bir şekilde zihninin bir tarafına bunu işleyebilmişse, kalbinin tam orta yerine sürekli ben Allah'a aidim, bismillah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz, yine ona döneceğiz düşüncesini, fikrini hayatının merkezine oturtabilmişse ve geriye kalan bütün işleri bu düşünce üzerinden yönlendirmeyi başarabilmişse, daimi bir şekilde Allah'a döneceğini, onunla buluşacağını, ona hesap vereceğini, onun huzuruna çıkacağını, yüreğinin ortasına koyaraktan geriye kalan eylemleri bu düşünce üzerinden kontrol ettiği zaman ne eylemlerinde ne söylemlerinde yamuk olmuyor. Yani insan olmanın şeyiyle illaki ara ara çizgiden çıksa bile hemen durumu fark ettiğinde tevbeyle, pişmanlıkla tekrar Allah'a dönüyor, tekrar Allah'a dönüyor, tekrar Allah'a dönüyor. Yani affedersiniz, nefis denilen hayvanı götürüp bu düşünceye bağlarsanız, merkeze bu düşünceyi koyup ben Allah'a aidim, yine ona döneceğim, onun huzuruna çıkacağım, ona hesap vereceğim. Bu düşünceyi oraya koyup da ipi oraya bağladığınız zaman, işte dediğim gibi insan olmanın şeyi de biraz yalpalasa da, ipin kendine izin verdiği kadar bazen böyle çizgiden çıksa da, o düşünce onu tekrar yakalıyor, bir yerden sonra tekrar Allah'a döndürüyor, tövbe ettiriyor, pişman ediyor. Tekrar gerisin geri Rabbine dönmesini sağlıyor. Bunu bir oturtabilmek lazım. Bismillah. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, ızkuru, anın. Ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Size verdiğim nimetleri anın. Ve enni faddaltukum alel alemin. Vav, atıf, en ile gelen cümle bütün halinde ızkurunun ikinci mefulun bihi. Başka neyi anın? Ve enni faddaltukum alemin. Benim sizi diğer bütün alemlere üstün kıldığımı, sair alemlere, cümle aleme üstün kıldığımı da fark edin, bunu da bir hatırlayın. Hani bir sonraki sayfanın başında o Firavun tarafından çocuklarının boğazlanması meselelerine konu girecek ve bütün detaylarıyla onları anlatacak. Allah Azze ve Celle Yahudileri bu anlamda mülkiyetlerine, zenginliklerine, oradaki o bütün coğrafyaya hakim oluşlarına rağmen Kıptileri, Yahudi olmayan Mısır'daki o putperest müşrik toplumu değil de Yahudilerin kendisini tercih etmiş, kendisine iman eden, Hazreti Musa'ya iman eden bu topluluğu tercih etmiş ve onların üstün gelmesini sağlamıştır. Bunu da hatırlayın diyor. Sonra tüm bunları yapıp bunları başardınızsa eğer, artık vattaku yevmen, öyle bir günden korkun ki la teczi nefsun an nefsin şey'en, hiç kimsenin lehine hiçbir iş yapamaz. La teczi nefsun an nefsin şey'en, 3 tane nekira bağlamda gelen şey, özellikle olumsuz bağlamda, nefi bağlamda gelen nekiramız var. Buradaki la teczi, olumsuz bağlamdaki nefsun, hiç kimse, an nefsin, hiç kimse lehine, la tezzi, yapamaz, şey en, hiçbir şey yapamaz. Şimdi hiç tamamını reddediyor. Tamamını reddediyor. O gün ne baba oğula, ne oğul babaya, ne karı kocaya, ne koca karıya, ne ana evlada, ne evlat anaya veya babaya, neyse. Hiç kimse, hiç kimsenin lehine hiçbir şey yapamayacak. Daha ve la yukbelu minha şefaatun, o gün herhangi bir şefaat de kabul edilmeyecek. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, o gün kimseden herhangi bir bedel de alınmayacak, bir fidye de alınmayacak. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, Allah'a karşı onlara, o gün görecekler muameleye karşı onlara herhangi bir yardımda da bulunulmayacak. Şimdi burada
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ayetindeki la yukbelu nefi bağlamında gelen şefaatun nekira kelimesinin umum ifade ettiği zannıyla mutezile ahirette hiçbir türlü şefaatin olmayacağını söyler. Bugün mutezileyi diriltmeye çalışan ve hadis inkarcılar diye anılan grup da şefaati reddeder, şefaatin olmadığını söyler. Bu anlamda Allah nasip etmişti. Ben bir Molla Fenari'nin usulü üzere Meryem Suresi Tefsiri diye bir kitap yazmıştım. Bu kitap 532 sayfa toplamda. İçerisinde özellikle hadis inkarcılarına cevap vermek niyetiyle bir sürü konunun ele alındığı özel bir kitap. Kasıtlı hazırladığım bir kitaptı bu. Nasip olursa inşallah bunun tekrar baskısını yapacağız. Biz bundan 1000 tane bastık o zaman. Allah razı olsun Nevşehir'den İbrahim abinin desteğiyle. Bu kitaptan 1000 tane bastık. Derslerde öğrenciler bundan sorumlu tuttuk ve tamamen o dağıtımı yapıldı. Yani piyasaya, satışa falan sunulmadı. Öyle bir ticari amaçla yazılmış bir kitap değildi. Bundan 1000 tane bastık ve şu an tükendi. Yani birileri bunu okumak istese de bulamaz. İşte ancak bizim hediye ettiğimiz arkadaşların elinde var. Sadece o kadar. Kitabın başlığını görün. 482'ye yine döneriz. Niye ismini Molla Fenari'nin usulü üzere Meryem Suresi tefsiri diye koyduk? Molla Fenari Osmanlı'nın ilk resmi Şeyhül İslam'ı, Fatiha tefsiri yazıyor. Aynul Ayan diye. Maksat Fatiha tefsiri yazmak değil. Kur'an ayetlerine yaklaşırken nasıl bir üslup takip edilmeli diye aslında bir tefsir usulü kitabı yazıyor. 170 sayfa Kur'an ayetlerine yaklaşırken insanın usulü şeyi nasıl olacak? Bunu izah ediyor. Daha sonra da anlattığı bu tüm bilgileri Fatiha suresi üzerinde bir örnekte tatbik ediyor. Toplam 210 sayfalık bir kitap. Orada ne zaman konu gündem bir şeye gelirse, açılırsa bir parantez açıp bir konuya giriyor. 3-5 sayfa onu işleyip detaylandırıp onunla ilgili bütün bilgileri verdikten sonra yoluna devam ediyor. Böyle bir usulle, böyle bir üslupla devam ettiği için ben de kasıtlı olarak Meryem suresini seçtim. Meryem suresi toplam 100 ayetten oluşan orta uzunlukta bir şey, sure. İçerisinde Hazreti Meryem, direktmen hani Hazreti Meryem peygamber olmadığı için keramet kavramı. Yine peygamberlerin mucizeleri ki bugün hadis inkarcıların reddettiği şey mucizeleri tevil ediyorlar, reddediyorlar. İşte şeyler, ebabil kuşları taş atmamış da virüs atmış, mikrop atmış. İşte Hazreti Musa denizi yarmamış da ondan sonra güya gelgit olayı yaşanmış, ondan dolayı geçmiş falan. Bir türlü teville bütün Kur'an'da haber verilen mucizeleri reddediyorlar. Onlara bir kılıf uyduruyorlar. Kerameti zaten tümden reddediyorlar. Hazreti Meryem'e gelen o nimetleri, o ayetleri nasıl yorumlayacağız bilmiyorum. Kerameti tümden reddediyorlar, şefaati reddediyorlar, kabir azabını reddediyorlar. Bu kitapta o konulara tek tek yer vermek için özel bir çaba sarf ettik. Bütün konuyu kendisine yönelik şeylerle ele alıp işlemeye çalıştık, ayet ve hadislerle. Ama bilimsel sahtekarlık yapmadım. Yani gerçekten kabul edenlerin bütün detaylarını, delillerini, reddedenlerin bütün delillerini vermeye çalıştık. Burada da şefaat konusunu bu ayette bütüncül halde yok sayınca وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ لَا يُقْبَلُ nefi bağlamında gelen şefaatun nekira kelimesi umum ifade eder ve her türlü şefaati reddeder. Orası net. O zaman bu ayetten hareketle buradan yola çıkarak biz bir sonuca ulaşırsak hiçbir şekilde şefaatin olmadığı zannına kapılabiliriz. O iş öyle değil. Bir konuda Kur'an ayetlerini ele alırken tüm Kur'an ayetlerini, o konuyla ilgili bütün Kur'an ayetlerini ve ona yönelik bütün hadis-i şerifleri dikkate almazsanız yanlış sonuçlar çıkarırsınız. Şimdi birazdan onun bir örneğini göreceğiz şefaat üzerine. Bismillah, şefaat. Buradan okuyacağım inşallah. Çünkü burada konuyu gerçekten eksiksiz bir şekilde bütün haliyle bütün ayetlerini tek tek sayarak reddeden ve kabul eden ayetleri saydığım için buradan okuma yoluna gideceğim. Beni mazur görün. Şefaat kavramı da ümmet arasında çeşitli ihtilaflara neden olmuş, onun varlığını kabul edenler ve reddedenler olmak üzere insanlar bu konuda iki gruba ayrılmışlardır. Her zamanki gibi bu konuyu da ilgili ayetler ve hadis-i şerifler ışığında ele almaya çalışacağız.
Sözlükte tek olan bir şeyi kendi dengi ya da benzerine eklemek suretiyle ikisini çift kılmak, rütbe ve mertebesi daha yüksek olan birinin kendisinden daha düşük birine yardım ederek bir zararını ortadan kaldırması veya bir yarara ulaşmasını sağlaması anlamlarına gelir şefaat. Kelam ilmi açısından şefaat, ahirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları anlamına gelir. Öncelikle şunu belirtelim ki Kur'an açısından şefaat kesinlikle reddedilen ve kabul edilen olmak üzere iki çeşittir. Kur'an'ın kesinlikle reddettiği şefaat, müşriklerin dünyevi işlerindeki muhtemel zararları ortadan kaldırmaları ya da kendilerine çeşitli faydalar sağlamaları ya da Allah katında kendilerine aracılık etmeleri ve onları Allah'a yaklaştırmaları için putlardan geleceğine inandıkları her türlü dünyevi ve uhrevi destek ve yardım. Kur'an bunu kesinlikle reddeder. Kur'an böylesi bir desteğin ve yardımın asla söz konusu olamayacağını, putların ne uluhiyette ve ne de rububiyette Allah-u Teala'ya bir ortaklıklarının bulunmadığını kesin bir dille bildirir. Böylesi bir şefaati reddeder. Gelin onunla ilgili ayetleri şimdi görelim. Birinci ayet, Bismillah. Bugün sizi ilk defa yarattığımız zamanki gibi yapayalnız huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Kendinizce Allah'ın ortağı olduklarını iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiş. Güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. Ayet açık bir şekilde reddediyor. Bir diğer ayet, Bismillah. Onlar ancak o kitabın içindekilerinin gerçekleşmesini beklerler. O gerçekler geldiği gün daha önce onu unutanlar derler ki şüphesiz Rabbimizin elçileri hak ile gelmişlerdir. Bize şefaat edecek şefaatçiler yok mu? Veya daha önceden yaptıklarımızın tersini yapabilir miyiz? Şüphesiz onlar kendilerini zarara soktular. Bir diğer ayet, Bismillah. Allah'a ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar o zaman Allah'a ortak koştukları, o ortakları, o şerikleri inkar ederler. Dünyadayken göklere çıkardıkları, kendilerine taptıkları haşa ilahlıkta ya da Rablikte kendilerine bir pay biçtikleri o putları, kişi ya da nesneleri o gün tümden inkar eder. Ya biz ona tapmadık diye yan çizmeye başlarlar. Tabii Allah huzurunda yalan söylemek yok. Bir diğer ayet, Bismillah. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Yine şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Bu noktada müşriklerin bir umudu kalmasın diye hesap günü bütün şefaat yetkisinin yalnızca Allah'a ait olduğu, Allah'a ortak koşulan kişi ya da nesnelere asla böyle bir yetki verilmeyeceği çeşitli vesilelerle bildirilir. Gelin o ayetleri görelim. Bismillah. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı hala o putlara mı tapacaksınız? Hala onlardan bir medet mi umacaksınız? De ki şefaatin bütünü tamamı Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Bir diğer ayet, Bismillah. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla yani Kur'an ile onları uyar. Bir diğer ayet, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yani 6 dönemde 6 zamanda yaratan Allah Azze ve Celle sonra arşa istiva eden Allah'tır.
Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Bir diğer ayet, yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu, sanki gelip gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu, hamimleri, ne de sözleri dinlenen bir şefaatçisi vardır. Burada ne yapıyor? Bütüncül reddediyor. Müşrikin bütün ümidini kırıyor. Kafir açısından, müşrik açısından, Allah'a ortak koşan açısından zerre kadar bir ümide yer bırakmıyor. Ha, Kur'an'ın kabul ettiği şefaat ise Allah'ın iznine bağlı olan ve tamamen onun rızasıyla gerçekleşecek olan şefaattir. Bunu aşmıştım ben. Ayetlerin orijinalini de görün istedim. Şuradan ona bir bakalım. Birinci ayetimiz şu. Bismillah. وَلَا يَمْلِكُ Sahip olamaz, sahip değildir. اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ O tapınanlar, مِنْ دُونِهِ Allah'ın dışında bir şeylere tapınanlar, اَشْشَفَاتَ Şefaat etme yetkisine sahip değildir. İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Ancak hak noktada şahitlik yapan ve gerçeği bilenler hariç. Gerçeği bilen ve hak noktada şahitlik yapacak olan kişi sadece şefaat edebilir. Bunun haricinde hiç kimse şefaat edemez. Birinci ayet olarak bunu buraya taşımışız. İman edip Rahman olan Allah'tan bir söz alan hariç hiç kimse o gün onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahit edenler şefaat edebilirler. Bir ayetimiz bu. Diğer ayetimiz hemen açayım. Taha suresinde 135. ayet. Bismillah. Yevme izin işte o gün la tenfa'u yarar sağlamaz. Eşşefa'atu şefaat yarar sağlamaz. İlla hariç. Men ezine lehur rahmanu. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kişinin yaptığı şefaat hariç herhangi bir şefaat fayda sağlamaz. Ve radiye lehu kavla ve onun lehine söz söylenmesine izin verdiği kişi hariç. Allah bir insana izin vermişse ve şefaatini makbul kabul etmişse bu kişinin haricinde hiç kimsenin şefaati o gün kabul olmaz. Bakın o gün, mealini şuradan da okuyayım. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati de bir yarar vermeyecektir. Demek ki Allah'ın razı olduğu ve kendisine izin verdiği kişi şefaat edebilecek. Bir diğer ayet Necm suresinde 26. ayet. Bismillah. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Gökte nice nice melekler vardır ki لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا Onların şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz. اِلَّا ancak مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْزَنَ اللّٰهُ Ancak Allah izin verdikten sonra şefaatleri fayda sağlar. لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ Allah'ın dilediği ve razı olduğu kişinin lehine yapacakları şefaat. O da başka değil. Yani bir kafire, bir müşriye haşa Allah ne ister ne de razı olur şefaat edilmesine. O meleklerin şefaati dahi para etmez. Yine mealini şuradan bakalım. Göklerde ve önemli görevlerde nice melekler vardır ki onların bile Allah'ın izni ve iradesi dışındaki şefaatleri hiçbir şekilde ve hiç kimseye yarar sağlamayacaktır. Ancak ve sadece Allah'ın dileyip razı olduğu kimse için ve Allah izin verdikten sonra bu meleklerin şefaati bir şey ifade edecekse edecek. Yoksa dikkat edin, bütün halinde şefaati reddetmiyor. Allah'ın iznine bağlıyor. Öncelikle şefaat etmek Allah'ın iznine bağlı. İkincisi, kimin lehine şefaat edecekler de yine Allah'ın iznine bağlı. Yani orada sen kendi kafana göre, kendi sevdiğin, istediğin kişinin lehine şefaat edebilecek değilsin. Birincisi Allah sana izin vermeden şefaat edemiyorsun. İkincisi Allah'ın izin verdiği kişiden başkasına şefaat edemiyorsun. Sırrıyor ayet. Bir diğer ayet, Bismillah. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاءَ Hem onlar şefaate de güç yetiremezler. اِلَّا
Hariç men, o kişi ki ittehaze aldı, indar rahmani, Rahman olan Allah'ın katından ahden bir söz. Rahman'ın katında ahit almış olanların, yani samimi ve seçkin kullarının dışında onlar asla şefaate de malik olmayacaktır. Bu ayete göre de yine bakın, Allah'tan bir söz alanlar, imkan alanlar, yetki alanlar şefaat edebilecek. Bunun dışındakiler asla ve kat'a şefaat edemeyecekler. Burası da ortaya çıkıyor. Şimdi dikkat ederseniz bu ayetlerde Allah şefaati kabul ettiğini kendisi haber veriyor, biz değil. Şefaatin varlığı pek çok hadisi şerifle de haber verilmiştir. Yani bu dört ayette Allah Azze ve Celle şefaati kabul ettiği gibi pek çok hadis-i şerifte de haber veriliyor. Peygamber Efendimiz de şefaati net bir şekilde dile getiriyor. O hadislerden biri şu. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir keresinde ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde senin şefaatinle en fazla mutlu olacak kişi kimdir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, senin hadis öğrenmedeki hırsını gördüğüm için bu hadisi senden önce kimsenin bana sormayacağını biliyordum. Kıyamet günü insanlardan şefaatimle en fazla mutlu olacak kişi kalbinden ya da içinden halis bir şekilde La ilahe illallah diyen, Allah'tan başka bütün ilahları reddeden kişi olacaktır. Bir diğer hadis-i şerif, Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey verildi. Bir, düşmanımın kalbine bir aylık mesafeden korku salınmakla yardım olundum. Bizans ordusu 100.000 kişilik bir hazırlık yapıp Hazreti Peygamber'e saldıracaktı. Ta nerelerden vazgeçip geri döndüler. İki, yeryüzü benim için bir mescit ve temizlik aracı kılındı. Ümmetimden biri nerede namaz vakti girerse orada namazını kılsın. Üç, benden önce kimseye helal kılınmadığı halde benim için ganimetler helal kılındı. Hazreti Peygamber'e özel. 4. Bana şefaat verildi. 5. Benden önce bir peygamber sadece kendi kavmine peygamber olarak yollanırdı. Ancak ben bütün insanlığa gönderildim. Bu hadis-i şerifte de 4. maddede Allah Resulü kendisine şefaat yetkisi verildiğini söylüyor. Bir başka hadis-i şerif. Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü olduğunda insanlar birbirlerine girecekler. Hazreti Adem'e gelip bizim için şefaat et diye talepte bulunacaklar. O, ben bunu yapamam. Siz ilk gönderilen Resul olan Nuh'a gidin diyecek. Bunun üzerine Nuh'a gidecekler aleyhissalatü vesselam. Hazreti Nuh da ben yetkili değilim ancak siz İbrahim'e gidin. Çünkü o Halilur Rahman'dır diyecek. İnsanlar Hazreti İbrahim'e gidecekler. Ancak Hazreti İbrahim de ben yetkili değilim, Musa'ya gidin. Çünkü o Kelimullah'tır, Allah'ın kendisiyle konuşma şerefine erdirdiği bir kuldur diyecek. Bunun üzerine insanlar Hazreti Musa'ya gidecekler. O da ben bu işe yetkili değilim, ancak İsa'ya gidin. Çünkü o Ruhullah'tır diyecek, onun kelimesidir diyecek. O da onlara Hazreti İsa'ya yönlendirecek. Bunun üzerine Hazreti İsa'ya gidecekler. Hazreti İsa da ben buna yetki değilim. Lakin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Bunun üzerine bana gelecekler. Ben onlara ben şefaate yetkiliyim diyeceğim. Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Önünde durup Allah'ın ilham edeceği ve şu anda bilmediğim hamdlerle, şu an kendisi bile bilmiyor. O gün gerçekleşecek bir durum. Hamdlerle Allah'a hamdü senada bulunacak. Sonra da Rabbime secdeye kapanacağım. Ey Muhammed, başını kaldır. Söyle. Söylediğine kulak verilecek. İste, talebin verilecektir. Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir. Buyurulacak. Ben de başımı kaldırıp ey Rabbim ümmetimi istiyorum diyeceğim. Orada şefaat-i uzma dediğimiz şefaat gerçekleşecek. Hazreti Peygamber'in ilk istediği de ümmet. Ümmetini istemekle beraber diğer inanan bütün toplumlara da Hazreti Peygamber'in şefaati fayda sağlayacak. Rahmeten lil alemin oluşu mahşer yerinde de bir kere daha tecelli edecek. Onu orada yaşayarak bir kere daha göreceğiz. Ben de başımı kaldırıp
Ey Rabbim, ümmetimi istiyorum diyeceğim. Allah-u Teala git, kimin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onu ateşten çıkar buyuracak. Ben de gidip bunu yapacağım. Hazreti Peygamber kendisine verilen yetkiyle, Rabbinin izniyle gidip bunu yapacak. Ancak Kur'an'daki bazı ayetlere dayanarak ahirette asla bir şefaatin olmayacağını düşünenler de vardır. Günümüzde görüyorsunuz, kanal kanal, internet dolanıyorlar. Şu ayetler hiçbir şefaatçinin olmayacağına delil gösterilir. Bir, öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye de alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Bu az önce bizim ele aldığımız ayet. Bakara suresindeki şu. Bismillah. Vattaku, sakının, çekinin, korkun, uzak durun. Yevmen o günden ki la teczi yapamaz. Nefsun an nefsin şey'e. Hiç kimse diğer kimse lehine herhangi bir şey yapamaz. Ve la yukbelu minha şefa'a. O gün şefaat da kabul edilmez. Ve la yu'hazu minha adlun. Ve la hum yusarun. O gün bir bedel, bir fidye alınmadığı gibi onlara yardım da edilmez. Bir bu ayeti gösteriyorlar. İki, kimse namına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakın. İçerik tamamen aynı diye bu ayetin orijinalini açmadım. 1423 nolu dipnot. Bakara 123. ayet. İleriki sayfalarda önümüze gelecek. Kelimeleri neredeyse tamamen bununla aynı. Onu da bakarsınız. Şimdi bu iki ayetin siyak ve sibakı bulundukları bağlam incelendiğinde Allah'ın indirdiklerini inkar edip ayetlerini az bir para karşılığı satan Yahudiler Allah'ın kitabının bir bölümüne inanıp işlerine gelmeyen yerini inkar etmeleri nedeniyle kınanır ve bundan vazgeçmeleri istenir. Daha sonra Allah'ın onları nasıl üstün kıldığı hatırlatılır. Emni fazlaltukum alel alemin. Kendi kuruntularıyla ahirette sayılı günler dışında azap görmeyeceklerini iddia ederler. Bismillah. Lem temessenen naru illa eyyamen ma'duda. Bunu, tüm bu iddialarda bulunan Yahudilere o hesap gününde kimsenin kimseye fayda sağlamayacağı anlatılırken Allah hiçbir ümitleri kalmasın diye böyle umumi bir ret yoluna gidiyor. Ardından da onların atalarına yapılan yardımlar ve Firavun'un elinden kurtarılışları anlatılaraktan konu devam eder. Peygamberleri haksız yere öldüren, bununla ilgili Bakara'da önümüzdeki sayfada gelecek inşallah. Dünyada hiçbir millete nasip olmamış nimetlere vasıl olduğu halde Allah'ın ayetlerini parayla satan, kendi elleriyle bazı metinler yazıp sonra da bu Allah katındandır diyerek insanlara onu vahiy diye takdim eden, Hazreti Musa'nın pek çok mucizesine şahit oldukları halde Tur-i Sina'ya gitmesini fırsat bilip o verdikleri altınlarla Samiri'ye bir put, bir buzağı yaptırtırıp ona tapan, ancak bütün bunlara rağmen ahirette kendilerine sayılı günlerin haricinde azap edilmeyeceğini iddia eden, buna gerekçe olarak da kendilerinin Allah'ın sevgili oğulları olduğunu söyleyen, Hazreti İsa'yı yalanlayıp öldürmeye yeltenen azgın Yahudi milletine bütün bu güvendikleri şeylerin birer kuruntudan ibaret olduğunu anlatmak için o gün şefaat kabul edilmez diyen ayetlerin amacı bu denli açıkken, bu ayetler ahirette şefaatin olmadığını gösterir denilebilir mi? İnsaf, merhamet. Hangi iman sahibi bunu söyler? Tuhaf geliyor insan. Şefaatin olmadığına delil gösterilen ayetlerden biri de yine şu. Suçlulara sizi bu can yakıcı azaba, ateşe sürükleyen nedir diye sorulur. Onlar da derler ki namaz kılan, lemmeku minel musallim, biz namaz kılanlardan değildik. Düşkünü doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü yalanlardık. Ölüm bize o haldeyken geldi. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Adam küfür üzere ölmüş net. Bu ayet
Müddessir suresindedir ve bu sure Hazreti Peygamber'e hitapla başlar. Ey örtüsüne bürünen, ya yuhel müddessir diye başlar. Daha sonra 7. ayet de dahil olmak üzere Hazreti Peygamber'e bazı emirler verir. Bunun ardından söz kıyamete getirilir ve onun zorluğundan bahsedilir. Özellikle kafirlere kolay olmayacağı haber verilir. Bundan sonra bütün sure kafir üzerinden devam eder. Ona nasıl fırsatlar verildiği, dünya nimetleriyle desteklendiği, buna rağmen onun Rabbinin ayetlerine karşı takındığı inatçı tavır anlatılır. Ölçüp biçerek ve düşünüp taşınarak nasıl kasıtlı yanlış sonuçlar çıkardığı ve sırf kibrinden dolayı Allah'ın ayetlerini beşer sözü ve bir sihir olarak adlandırdığı anlatılır. Sonra da onun bile isteye bu yaptığı bu eylemin karşılığı olan cehennemin özellikleri açıklanır. Ardından cennetliklerin ve cehennemliklerin özelliklerine yer verir. Derken cehennem ehli konuşturulur. Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? Oluşturulan bu altyapı gayet nettir. Kibri ve inadı yüzünden Allah'ın ayetlerini kabule yanaşmayan kafirlerin sonu, onların kendi ağızlarından haber verilmekle intak sanatı, bizzat o kafirler konuşturulmakla, Kur'an'da pek çok ayette dile getirilen kafirlerin ahiret telakkisi, orada kendilerine birilerinin yardımcı olacağı düşüncesi bu ayet tarafından yıkılmaktadır. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Ayetin kafirler hakkında olduğu bu kadar açıkken onu müminlere de teşmil etmek insafa sığmaz. Tabi burada doğrudan müminlere hitap eden ve onların şahsında şefaati reddeden Bakara suresi 254. ayeti de görmezden gelecek değiliz. Şimdi diyeceksin ki ya hocam getirdin hepsini kafirlere bağladın ama Bakara suresinde direktmen ya yüvellezine amenu diye başlayan ayet var. O da şefaati reddediyor. Gelin o ayete de bakalım. Korkacak bir şeyimiz yok. Onun için her şey açık. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Dikkat edin, hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü. Hitap kime? Ey iman edenler, iman edenlere. Buna göre müminlere de mi şefaat yok? Bakalım. Bu ayeti siyak ve sibakıyla birlikte değerlendirdiğimizde ana temanın Allah'ın kendilerine verdiği maldan yine Allah yolunda harcama yapmak olduğunu görürüz. Tıpkı Yahudiler gibi sırf iman etmelerine güvenerek dünyaya meyletmemeleri, cihattan ve infaktan geri durmamaları için bugün Müslümanların hali nedir? Cihattan uzak duruyoruz. Allah yolunda harcama yapmaktan uzak duruyoruz. Allah yolunda harcasak Müslümanlar arasındaki o fitne tohumları feministliktir, ırkçılıktır, mezhepçiliktir. Bu pislikler ortadan çıkacak. Adam mezhebi ne olursa olsun sen Müslüman kardeşi olarak gidip ona para harcadığın zaman, onun ihtiyaçlarını karşıladığında, hastasını tedavi ettiğinde, rızkını temin ettiğinde bu fitne ortadan kalkacak. Bundan geri durmamaları için müminler uyarılır. Bakara 254. ayette cinsi nefyeden lam harfi kullanılmakla hiç şefaat olmadığı söylenir. Bu yeni dinin mensuplarının öncekiler gibi birilerine ya da bir şeylere güvenerek diğer günahların başı olan dünya sevgisine düşmeleri engellenmek istenir. Ama bakın hemen devamlı, uzak değil. 255. ayette ise şefaat Allah'ın iznine bağlanır. Bir önceki ayette hiçbir şefaatin olmadığı sözüyle kastın kendilerine sadece sayılı günlerde azabın dokunacağını iddia eden Yahudilerle günahlarının Hazreti İsa adına kilise tarafından bağışlandığına inanan Hristiyanların anladığı yanlış şefaat telakkisi olduğu izah edilir. Orada iş bağlama bakacaksın. 254'te yetinmeyeceksin. Bir sonraki 255'e de baktığında bakacaksın ki Allah Azze ve Celle getirdi. Doğrudan şefaati kendi iznine bağladı. Dolayısıyla şefaat konusuna Kur'an bütünlüğü içinde yaklaşıldığı
ve ilgili ayetler onları açıklayan hadis-i şeriflerle birlikte değerlendirildiği zaman Allah'ın izin verdiği kişilerin şefaatle ilgili sonuç bu. Allah'ın izin verdiği kişi şefaat edecek ve Allah'ın şefaat edilmesine razı olduğu kişilerin lehine. Allah'ın razı olmadığı müşriye, kafire böyle bir şey yok. Şefaatçi olunamayacak. Bir, Allah'ın izin verdiği kişi şefaat edebilir. İki, kimin lehine şefaat etmesine izin vermişse o kişinin lehine, mesela diyelim farazi, Ahmet'e izin verildi şefaat etmesi için. Kimin için verildi? Mehmet için verildi. Ahmet şefaat yetkisini kullandı. Mehmet'in lehine şefaatte bulundu. O arada kendi anasını hatırladı. Üzüldü onun haline. Anasını da işin içine katamayacak. Öz annesi olsa bile onu işin içine katamayacak. Kardeşini katamayacak, çocuğunu katamayacak, eşini katamayacak. Kendisine kimin lehine şefaat etme yetkisi verilmişse sadece ve sadece onun lehine şefaat edecek. Allah'ın razı olduğu kişiler için müsaade edilen sınırlar dahilinde şefaat edebilecek. Ondan ötesine değil. Bugün bir pasaport dairesinde çalışan polis memuru, evet her ne kadar o pasaportları o hazırlayıp veriyorsa da, gerçi şimdi polisten alındı, nüfus müdürlüğüne verildi. Sen bir yeşil pasaportu kanunun sana belirlediği sınırlar içerisinde hazırlayıp sahibine verebilirsin. Kendi anana, kendi babana, kendi kardeşine bir diplomatik pasaport veremezsin ya da bir yeşil pasaport veremezsin. O iş öyle değil. Evet, sana bir yetki verilmiş. O yetkiyi kullanarak o pasaportları sen hazırlıyorsun. Görünüşte de veren sensin ama arka planda aktif güç kanundur. Kanun kimlere yeşil pasaport verileceğini net bir şekilde açıklamıştır ya da kimlere diplomatik pasaport verileceğini net bir şekilde açıklamıştır. O memur ancak o sınırlar dahilinde ilgili pasaportu hazırlayıp sahiplerine teslim eder. Yoksa oradaki bulunuşunu kullanaraktan ya babama da bir yeşil pasaport vereyim gitsin Almanya'daki kardeşlerimi ziyaret etsin. Böyle bir yetkisi de böyle bir hakkı da yok. Yaparsa başı belaya girer. Böyle bir şey yok. Şefaat konusu da böyle. Ayetler çoğunlukla şefaate dayanarak, şefaate güvenerek Allah'a bir şeyleri ortak koşan, şirk koşan, müşrik ya da Allah'ı tümden inkar eden ya da Allah'ın dışında bir şeylere tapanları bütünüyle ümitsizliğe sevk edecek şekilde tüm şefaati reddeder tür tarzda ayetler olarak karşımıza çıkar. Ama yukarıda numaralarını tek tek verdiğim ayetlerde getirir şefaatin Allah'ın yetkisinde olduğunu, Allah'ın izin verdiği kişilerin şefaat edeceğini ve sadece Allah'ın razı olduğu kişiler lehine şefaat edeceğini diğer ayetlerde de dört ayette net bir şekilde açıklar. Bir de konuyla ilgili hadis-i şeriflerde işin içine koyduğunda şefaatin özeti budur. Her önüne gelen, her dilediği kişi lehine şefaat edemeyecek. Bir kere onun bir sınırı var. Ve şefaatle ilgili net konu budur. Allah izin verirse bu kitabı şey yapacağım. Yeniden böyle bir destek olacak sponsor bulursam. Şu an açık söyleyeyim. Ben biraz borçlarım var. Onları tamamladığım gibi kendi maddi gücüm yetmez. Ta şey derken 1000 tane basmıştık. 14.000 liraya 1000 tane basabilmiştik. Şimdi bunun yarısı. 330 sayfalık bir kitap bastırıyoruz. Adamlar ona 70.000 lira istiyorlar. Buna herhalde 1000 tane basmak istesek en iyi ihtimalle bir 120.000 lira gibi bir para isteyecekler. Allah kerimdir. Bir yerden bir imkan verirse, bana bir rızık kapısı açarsa bu kitabı basıp arkadaşların hizmetine sunacağım. Çünkü tam bu 2 yıllık bir emek. 2 yıl sabahın 8'inden gecenin 1'ine kadar uğraşarak yazılan bir kitap. Dediğim gibi Meryem suresi kasıtlı seçildi. Bu arada nasip oldu. Zeynep'ime ithaf etmiştim ben bu kitabı. İçindekilerini bir görün istiyorum. Nasip olursa. Önce bir Molla Fener'in hayatını, eserlerini tanıttım. Daha sonra Aynul Ayan adlı eser hakkında bir bilgi verdim. Ondan sonra Meryem suresine giriş yaptık. Surenin tanıtımını yaptık. Konusunu ele aldık. Siyah ve sibak ile olan irtibatını verdikten sonra sıralı bir şekilde ayetleri açıkladık. Ayetler böyle 1, 2, 3, 4 diye sıralı giderken arada her ne zaman laf belli bir önemli konuya geldiyse
şu şekilde ara başlıklar açarak o konuya girdik. Molla Fener'in yaptığı gibi. Kur'an kıssaları, bu kıssaların anlatılmasındaki gerekçeler, amaç, gaye, hedef ne, fayda neydi? Ondan sonra 3. ayette bir dua var. Hemen fırsattan dua adabı. Dua edilirken nelere dikkat edilecek? İşte 4, 5, 6. ayeti anlattıktan sonra orada bir razı olmadan bahsediyor. Rıza makamı nedir? Gerek tasavvufi konular olsun, gerek hadisle ilgili konular olsun, gerek kelamla ilgili konular olsun. Duanın kabul şartları. 7. tefsir bağlamında Hazreti Yahya'nın bir şeyine yer veriliyor. Devam ediliyor. 14. ayette evlatlarla ilgili bir bilgi geçer geçmez hemen hayırlı evlatla sahip olması gereken özellikler. 15. ayette bilinmezliklerden bahsedince insan için 3 çetin bilinmezlik ara bir başlık ve yeniden dirilme mevzusu. Böyle ayetleri sıralı ele alıp kime eş denir? Kafir eş değildir. Kur'an ayetleri kafir olan eşi eş olarak adlandırmıyor. Orada zevç ve imra kelimeleriyle resmen bir ayrım koyuyor arasına. Hazreti Meryem'in kimliği, Hazreti Meryem üzerinden keramet kavramı, kadın itikafa çekilebilir mi? Bazen fıkıh konulara girmişiz bu şekilde. Hazreti Meryem'in çift cinsiyette olduğunu iddia edenler var ya günümüzde. Onlara cevap olarak müstakil bir başlık açıp 7 sayfada bu konuyu ele aldık. Ölümü temenni etmek caiz midir, değil midir? Yeri geldikçe böyle araba şeylerle insanların pek çok merakını giderecek şeyleri burada böyle ele alıp işledik Allah'ın izniyle. Keyifli bir çalışmaydı. Allah'ın izniyle inşallah bunu tekrar basıp sizin hizmetinize sunarız. Bu arada süremiz dolmuş. Hemen sonlandırıyorum.